Merhaba saygıdeğer izleyici, hoş geldin. Bugün seninle beraber Gold Elo'da gerçekten bu sefer güzel bir maçın analizi için burada toplanmış bulunmaktayız efendim. Hoş geldiniz. Ben direkt olarak oyuna geçmek istiyorum. Arkadaşlar oyunun güzel dememin sebebi açılsın direkt pik ekranında göstereceğim. Şöyle bakın, bireysel olarak değil bu sefer kompozisyonsal olarak bir değerlendirme yapıyorum. Üst takım yani mavi takımda bakın Orion'la Jarvan var. İkisi gerçekten çok ama çok güzel kombolayabilecek şampiyonlar ki hani Jarvan zaten alan kapattığı zaman üstüne o hasarı tamamlayabilecek çok fazla şampiyon var. İşte bunlardan biri bakın Sivir, bunlardan bir diğeri Nar ya da bir diğeri mesela Miss Fortune vesaire hani bu tip şampiyonlar olabilir. Gerçekten güzel tamamlayabilecek bir şampiyon. Ama öbür tarafta bakın kompozisyon sadece bununla sınırlı değil. Kompozisyonsal olarak şöyle de bir durum var. Takımda Karma var. Yine o kapatılan alana hani Mantra Q ile beraber çok fazla hasar vurabilecek bir şampiyon. Ama en önemlisi Sivir var abi. Bakın. Alan kapattıktan sonra o Sivir'in o kritik vuruşlarını çıkartacağı hasar düşünebiliyor musunuz? Gerçekten muazzam tadından yenmeyecek bir kompozisyon. Ha bu kompozisyonun tek eksiği şu tapta Vlad var. Jarvan alanı kapattığı zaman Vlad araya giremeyecek. Vlad yerine ne olsaydı? Mesela Nar olsaydı ki karşı takımda var ki zaten Jarvan'la Nar kombodur. Hatta az da Narvan olarak geçer. Eğer kompozisyon mesela Vlad yerine bir Nar olsaydı muazzam olurdu. Tadından yemiş bir kompozisyon olur. Hatta belki LCS'lik bile olurdu yani. Neyse. Şimdi öbür taraftan mavi takımın kompozisyonunu kurduk. Ki bakın hani söyleyeyim. Bu kompozisyonda Engage var. Hani Jarvan sayesinde. Karma'nın esini sayesinde. Hani rakibi yakalama Engage yani. Bir Disengage var. İşte Orianna'nın ayıklaması var. Hani yine ben ultiye adamlara atıp EQ ile içeriye çıkabiliyorum. Yine Karma'nın esini var. Yani Engage var, Disengage var, ayıklama var, alan hasar var. Gerçekten güzel bir kompozisyon. Öbür taraftan karşı takımı botu güçlü. Özellikle Vayne ve Lulu. Bakın, Vi artçı yok girseydi, üzerine bota oynasaydı gerçekten çok büyük sıkıntı çıkartabilirdi bize. Çünkü kompozisyon tamam güzel ama oynama kısmında hani bu mekanik kısmında gerçekten çok büyük sıkıntı çıkabilir. Çünkü yani Vayne Lulu kastığı zaman bilmiyorum abi yani çarlar çok farklı damage'lar atıyor ya hele hele Vayne. Neyse. Hani son olarak top'ta Nar var. Nar güzel safe bir pick. Mid'de Sylas var. Sylas artık çok girmiş. Mid'de belli ki çok agresif oynayacak. Şimdi ben bu oyunu Jarvan oynuyorum. Öncelikle onu dile getireyim. Derken burada Nar agresifliğinin cezasını ödedi abi. Bir de tutuştur girmiş. Saldırıya devam ediyor. Aslında bakın girdiği ürünler doğru. Niye biliyor musun? Çünkü Vladimir erken oyunda zayıf abi. Üstüne oynarsan çok büyük sıkıntı çıkartabiliyor Vladimir. Hani geri düştüğü zaman toparlaması gerçekten çok zor. Ama bakın hani şöyle de bir durum var. Nar kasarsa şey olur. Belki sıkıntı olur derken botta burada bir olay var tamam. Bot da hasar öbür taraftan ben burada Gromp'umu çaldırdım. Pardon. Burada Gromp'u karşı aldı. İlk Gromp'umu Smite üstüne çaldırmıştım. Yalnız kırmızı takımın totemine bakar mısınız ya? Muazzam değil mi? Bakın şuradaki yengeç, şuradaki ward ve şuradaki şey. Şimdi tapta bir olay var. Yalnız nar. Vladimir base atmadı galiba. Tamam, benden güzel bir baskın. EQ'mu bekletiyorum ben burada. Çünkü rakip atabilir diye. Ama rakibin muhtemelen E'si yok. Skoru da alıyorum, okey. Bu arada Sivir çok güzel oynamış ya. Vayne erken oyuna kırılgan. Gerçekten üzerine oynamanız gereken bir şampiyon. Benim aslında Jarvan almamın bir diğer sebebi de Vayne'di. Derken botta bir olay var ama orada minyonlar var. Şimdi Lulu'dan bir flash gelecek muhtemelen. Şifa bastı. Gelen bir Ignite ama orada minyonların yardımıyla beraber Ignite geldi.
Son bir Q ama yetmedi. Şimdi Vayne burada vuruyor ama minyon derken Vayne düştü. Sarıştan güzel bir oyun. Ama ormancı gelmiş yani atara yapmayıp geride dursaydı daha iyi olurdu. Vayne'in belki de gelmiş geçmiş en büyük counter'ıdır arkadaşlar. Jarvan bakın söylüyorum. Çünkü Vayne hani kayıtlamak isteyen bir şampiyon. Ki yanında da Lulu'su varken, support'u varken haddinden fazla kayıtlamak isteyen bir şampiyon derken. Burada burayı itememiş bot. Şimdi son bir düz vuruş geldi. Muhtemelen yetişemeyecektir diye tahmin ediyorum aynen. O da görünce zaten vazgeçti. Botun yaptığı bu arada doğruyu. Bakın abi. Şuradaki minyon kulelerini rakibe dayamadan base atarsanız ki şu an olduğu gibi Vayne oradaki XP tecrübeyi ve farm alacağı için geriye düştüğünüz zaman hani rakip geriye düşürünce siz daha fazla öne geçin. Bundan dolayı orada çok büyük sıkıntı çıkacaktı. Hani orayı itmeleri lazımdı. Karar doğru ama ward olmadığı için sıkıntı çektiler. Ki bakın karma döndüğü gibi ward almış. Gerçekten güzel oyuncu. İyi oyuncu. Sivir tek kılıcını almış. Wow, bayağı agresif oynayacaklar. Orianna safe oynuyor. Güzel oynuyor. Manası bitti. Birazcık sıkıntı çekebilir. Şimdi Vladimir hayalet bastı. Vladimir öldürecekti diye tahmin ediyorum. Vladimir çok güzel bir kanavuzu ve o skoru alacaktı. Hayaletiyle çıkacaktır yani. Hareketinin önüne geçecek bir şampiyon yok abi. Orada Lulu'ya çok muazzam bir hasar. Lulu neredeyse öldü ya. Abi bot gerçekten çok güzel oynamış. Çok tebrik ettim yani. Oyun içinde oynarken şey yapamıyorsunuz. Mekaniklerini görmediğiniz için fazla bir yorum yapamıyorsunuz. Ama hani izlediğimiz zaman gerçekten güzel. Ki muhtemelen bu Elo'nun oyuncusu değil. Sivir'le Karma. Çünkü Karma'nın skill shot'ları güzel. Sivir'in de öyle. Ki hani şampiyonların gücünü biliyorlar. Hani bu bile plat elmas düzeyinde olmaları için yeterli bir sebep yani. Pinkler geliyor. Tamam. Vi burada base atmış. Şimdi Vladimir dahil giriyor. Vladimir muhtemelen öldürecektir diye tahmin ediyorum. Ve level avantajını güzel kullandı. Ki Vladimir burada dahil girebilirmiş aslında arkadaşlar. Yani erken program falan ama 3-0-1-1 Vladimir varken zor, işiniz zor. Ki bu arada nar çok kırılgan, nar da çok kırılgan. Nar'ın en son yanlış hatırlamıyorsam zırhı azaltılmıştı ve bundan dolayı bir takım sıkıntılar çekmeye başlamıştı nar. Kule altına hapis. Şimdi burada ben şunu yapıyorum, botta ward var. Botta ward olduğu için bota gitmiyorum çünkü bakın bot buraya kadar wardlamış. Ama şöyle bir durum var. Rakip Blue'nun olduğunu biliyorum ve V tapta gördüğüm anda ki bakın şuradaki ward'dan görüyorum yani. Hani ping atıyorum ama evet. Önce şurada bir soru işareti ping attım ondan sonra çık ping attım ama beni dinlemedi. Burada rakibin hava formanı dönüyorum. V'de 40 milyon. Şimdi Vayne yalnız. Tamam geri dönüş hızlarını ölmedi. Sylas item bakıyor muhtemelen. Benim ultim seçti ama benim EQ'm işte bakın. Hani bahsettiğim olay bu. Alanı kapatıp EQ ile alandan dışarıya çıkabiliyorum. Ve hani bunu rakibi hapsetmek için veya rakibin engage'ini bozmak için yapabilirsiniz. Narvan'ın klasik kombolarından biridir zaten. V-Bot'a geliyor. V-Bot'ta bakın geliyorum pikler atıyor ama şuradaki ward'un süresi bitmiş galiba aynen bot burayı görmüyor şimdi. Bot'ta bir olay var. Bot şu an gördü çıkabilecek mi? Bir Vayne al ulti var derken tapta bir olay ve Vladimir öldüremedi. Ha, muhtemelen flash atacaktır diye tahmin ediyorum ama Vladimir. Öbür taraftan botta ne olmuş abi?
Ben gerçekten bu botu merak ediyorum. Ha, Sivir ulti almış. Vayne ultisi yokmuş. Tamam, çıkmışlar. Sıkıntı bir durum. Burada mesela benim rakip ormana girmem lazım. Vayne üstündeki buff'u kontrol etmem lazım. Bakın Vayne red'i yok. Bu ne demek abi? Adamın red'i yok. Adam red'ini almamış. Blue'sunu daha demin ben almıştım. Yani bu adamın red buff'ı hala duruyor. Hani benim bu adamın red'ine gitmem lazım. Ben ne yapıyorum? Top'ta Vladimir'in canını kontrol etmiştim. Naren canını kontrol etmiştim. Can az olduğu için ona gitmiştim. Bakın pinkler geliyor Ejder'e. Ben tapta farm alırım ama görür görmez ben de Ejder'e gidiyorum. Burada Orianna çok güzel oynamış abi. Ama bakın şu bir sıkıntı, mesela Ejder'e vurmaları lazım. Sivir sonradan fark ediyor ama Ejder'e almış bile oluyor yani maalesef. Smite olmadığı için tabii iki tarafta da. Bu arada ben kule altı geleceğim diye ping atıyorum. Sivir'in lane'i itiyor mu abi? Bakın aynen Sivir lane'i hızlıca itmeye çalışıyor ama ben bakın Q'yu kaçırıyorum. Burada gerçekten yaptığım hareket çok kötü ya. Ay Q, yani Q'nun range'inin belki son milipikselden, bak yani piksel demiyorum, son milipikselden kaçmış olması lazım. Benden kötü oyun, burası benim hatam. Bota yardım pingler geliyor. Muhtemelen kule altı girmek istiyorlar ki girebilirler bu arada. Çünkü Vayne'in ultisi yok, Vayne'in flash'i yok, Vayne'in şifası yok, şurası yok. Bakın bot bunun bilincinde, bot geri oynuyor. V geldi. Öldürür yalnız. Vladimir var ya, ikisinin öldürür. Vladimir çok güzel bir kronometre bastı ve tahminen çıkacaktı diye tahmin ediyorum şimdi. Vladimir zorlayacak mı derken Vladimir haddinden fazla zorladı ve görüşün olmadığı bir yere face check attı. Şimdi burada bir hasar takası. Ürünü çalışmadığı için ölecek yalnız. Var ya bakın, Sylas E'sini kaçırdığı an çıkması lazım abi. Neden biliyor musunuz? Çünkü rune çalışmadı. Rune çalışmayınca çok fazla hasar yedi oradan. Ve bundan dolayı hasar takasından çok geriye düştü. Bu mesela bir sıkıntı. Öbür taraftan Sivir flash atmış. Güzel. Sivir gerçekten iyi oynuyor. Beğendim. Hani harita bakın abi. Diyeceksiniz ki ne yani, bir hareket yaptı diye adam iyi mi oynuyor diyeceksiniz ama bakın adamın farmı güzel. Dakika 12 100 farm. Oyun 1.5'ta başlıyor zaten. Hani 100 farm güzel. Öbür taraftan adam global görevlere değer veriyor. Neden? Çünkü Ejder'e mesela o baktı. Üçüncü olarak adamın rotasyonları güzel. Şimdi top genel olarak bu şekilde. Diğer taraftan ben ne yapıyorum? Lane değiştirdiler. Vayne Lulu gerçekten güçlü bir bot lane ve bundan dolayı hani botu bir kere kesmek istiyorum ben. Buraya yaklaştım. Vladimir ama çok fazla hasar yedi. Aynen. Ki wardları da yok. Hani ben arayıcı aldım. Aradım çünkü orayı. Wardları da yok. İlginçtir ki yanaşmadılar. Vayne geri düşmüşken, yani Vayne aslında geri düşmedi. Sivir çok öne geçti. Hani Sivir öne geçti tamam ama hani Vayne'in de bir parça geri düşmesini istiyorum ben. Ondan dolayı red buff'ımı alıyorum. Şimdi Vladimir'in ultisi dönecek. Vladimir'le beraber botu kesmeye niyetleneceğiz. Çünkü hala wardlar yok. Diyorum bu arada çok muazzam bir hasar oraya anladım ya. Gerçekten güzel hasar. Şimdi tapta bir olay var derken botta bir olay aynen. Ya abi yani Vladimir'in en kötü özelliği bu yani. Tarihe giremedi. Ben ölüyorum burada. Aynen. Oh. Vladimir tamamlıyor skoru. Güzel. Şimdi mid'de bir olay var. Çok güzel bir Zhonya ama muhtemelen ölecek. Derken Oriden çok güzel bir ulti ama. Yetişmemiş, öbür taraftan tapta kesilen bir daha.
Şimdi bakın abi. Bunun olacağını biliyorum ben. Tap narı kesecek. Bakın tap narı kesecek. Biz de botu keseceğiz. Hani her şey iyi olacak. Hani ileriki oyunda. Ama işte mid, yani rakip ormancının boş durmaması lazım ki Vay da burada güzel oynamış. Skoru da fena değil zaten. Vay da mid'e gank attı. Ben alamet ping diyorum. Bot gelmedi. Bot gelmedi diye kuşlarıma giriyorum. Ejder çıkacak bir taraftan onu kolluyorum. Çünkü abi bakın. Karşıda Assassin ve Engage şampiyonları varsa iki takımda yani takımımızda Vladimir de var. Hani ona da lazım. Bulut Eylül'e çok faydası oluyor. Bulut Eylül'e çok fazla faydası oluyor. Ben tarayıcı attım. Orada Ward olduğunu gördüm. Şimdi oradan şey geldi. Bakın. Abi direkt bir fokusluyorum. Direkt. Güzel. Çünkü bakın abi. Bir niye zorluyorum biliyor musun? Hani önde olduğumuz için değil. Bakın. Hani şimdi burada bir olay var. Tamam. Ben kayıtlayamayınca böyle oluyor. Botta bir olay var. Şimdi nar. Karın ultisi var yalnız. Nar. Tamam. Çıkacak burada. Bakın benim zorlamamın sebebi şu. Biz takım savaşında güçlüyüz ya hani. Ondan dolayı zorluyorum. Yani önde olduğumuzdan değil. Ha öndeyiz. Tamam ama üstüne kompozisyonumuz da güçlü olunca hani gerçekten böyle direkt davasın geliyor. Ki bu arada takımın takibi de güzel. Özellikle botun ve midin takibi güzel. Hatta midin takibi muhtemelen benden daha iyi. Rakip formunu çalıyoruz. Dakika 15'te 7000 altı. Wow. Vladimir. Tabi Celladın çağrısı aldığı için nar büyük sıkıntılar teşkil ediyor. Erken oyuna geri düştüysen alabileceğin en güzel eşya bu arada. Ki nar aklın sonu vesaire alıp işleri daha da iyi yapabilirdi ya. Bakın abi ben bota giriyorum şimdi. Ama bir anda tava gidiyorum. Neden? Çünkü Orianna çok kırılgan bir şampiyon ve Vi bunu değerlendirmek için bakın ne kadar mantıklı. Öbür taraftan 2v2 kazanıyoruz abi aynen. Güzel oyun. Hani orada geri dönmemin sebeplerinden birisi buydu. Vladimir'in üstünde ağır yara yoktu abi. Vladimir üstünde ağır yara olmadığı için iki fark ettiyseniz bir anlığına nar fokusunu kaybetti orada. Ondan dolayı mesela direkt Orianna'ya döndü. Tabi Vladimir öndeydi bir de o var. Şimdi bakın abi öbür taraftan. Mid'den alamet atılmış. İnimitör gidecek. Kim? Alo. Bot. Abi botun kesinlikle çok büyük rotasyon hatası var burada. İnimitör gitti abi şu an. Ki üstüne bir de ejder aldık. Yani şu an oyun dönmez bile artık. Hani bakın şampiyon pik ekranında güzel bir combo yaptık. Ve şampiyonlarımızın güçlü olduğu tarafları kullandık. Ki işte bu birazcık mekanik kısma giriyor. Hani mesela Sivir erken önde lane'i hızlı itebilen bir şampiyon. Bakın abi. Burada bir olay var. Şimdi Vladimir muhtemelen öldürecektir diye tahmin ediyorum. Yalnız arkadan V geldi ve Vladimir muhtemelen düşecek burada derken. Vladimir flash attı ve yalnız Vay'ın ultisi var. Vay. Ulti attı. Vladimir'in Vay'ın damage'i etti ya. Shin almış ondan dolayı. Bakın Sivir lane'i hızlı itebilen bir şampiyon default halde ve Vayne Kul 6 farm alamayan bir şampiyon. Hani bunların değerlendirmesi vesaire burada bu arada nardan kaçan bir kaya gerçekten çok güzel oyun. Çok güzel ve çok temiz oyun abi. AD carry red buff'ını aldı. Ben bot lane'e yakın oynuyorum. Çünkü tapa bakın abi şundan dolayı. Tapta aslında şurada güzel bir minyon alıyorlar. Ama bu minyonun alırsa öldü mesela. Neden? Çünkü biz yetişemeyeceğiz. Minyonun alırsını ayarlayıp öyle gitmemiz lazımdı. Şimdi narı takip ediyoruz. Nar çıkıyor. Ama flash atıyor. Sancak kombom. Karmadan ilginç bir oyun bu arada. Aynen sancak kombom hala bekliyor.
Normalde burada 1-3-1 yapmamız lazım. Burada bot lane akıllanmış, base akıllanmış. Normalde mesela 1-3-1 yapmamız lazım. Ama top güçlü olduğu için, daha doğrusu hani biz güçlü olduğumuz için direkt bottan kafalıyoruz ki ben burada takıma diyorum abi bakın ben dive gireceğim diyorum. Şurada birazdan bir dive geliyor zaten. Flash atıyorum. Oraya anlamıyorum işte. Yani. Hadi 4'te 3'üz zaten. Burayı direkt kazanıyoruz yani. Şimdi burada bir olay var. Vladimir. Vladimir. Tamam. Ormancı buluyorsun da falan abi. Bakın sivirin attığı hasara bakar mısın lan? Çok muazzam bir hasar. Yani klasik 3 eşya sivir bu. İşte late game sivir bu ya. Hani gerçekten güzel hasar. Yalnız burada bir olay var. Ben yaklaşıyorum ama ben komboyu kaçırıyorum ve tam öleceğim zaman oyun bitiyor. Arkadaşlar hani maç genel olarak bu şekildeydi. Hani maç bence pik ekranında bitmişti bu arada. Sadece mekanikte birazcık sıkıntılar olabilirdi. Ki bu sıkıntıların önüne geçtiğimizi düşünüyorum ben. Hani kaçırdığımız birkaç tane sıkıntı da vardı. Özellikle bu son taraftaki işte benim atmaya çalıştığım komba gibi. Orada ultim yoktu çünkü. Nar'ı yakalamak için kullanmıştım. Üstüne yani ben Vayne'i havaya savuramadım. Orada mesela birkaç tane sıkıntı çıktı ama onun dışında maç kompozisyonsal olarak gerçekten güzel. İşte hani dediğim gibi sadece tapta Vladimir piki yerine bir Nar piki olsaydı. Çünkü bottaki oyunda mesela gördük. Biz öndeydik. Çok fazla öndeydik ama kombomuzu doğru bir şekilde yapamadığımız için mesela Vladimir orada W basarak benim alanıma girmek zorunda kaldı vesaire falan yani. Bizde mesela Nar olsaydı tahtta combo gerçekten çok daha güzel bir şekilde olurdu. Onun dışında söylemek istediğim birkaç nokta var. Özellikle mesela mid lane piki konusunda. Abi biz Orianna'ya first pick aldık. Bakın Orianna first pick aldı. Ben ikinci pick'tim. Ben ondan dolayı Jarvan aldım. Yani first pick Orianna görmüşken Sylas bilmiyorum. Yani belki bir Kasadin olur, belki bir Zed olur, belki bir Yasuo olur diyeceğim ama Yasuo'yu zaten banlamışız. Yani Zed açıkta mesela, Zed alınabilir. Ki öbür taraftan mesela Jax şu an muazzam güçlü bir pick. Hani tapta özellikle. Bakın hani kompozisyonsal olarak güç kattığı için demiyorum. Ya, şu an first tier pick olduğu için diyorum. Hani bizim takımda da olabilirdi, karşı takımda da olabilirdi. Diye söylüyorum. Ha öbür taraftan şimdi bizim kompozisyona bir counter pick olabilecek birkaç şampiyon söyleyeyim. Bakın arkadaşlar bizim şampiyonumuzun en büyük özelliği engage özelliği. Çünkü ben alanı kapattığım zaman burst hasarı yapıştıracak çok fazla şampiyon var. Şimdi bunun önüne geçmek için şu olabilir. Bir Lee Sin engage şampiyonu. Belki bir Alistar olabilir. Belki bir Janna olabilir. Ya da bakın bir Braum. Gerçekten bunlar bu şampiyonlara karşı çok güçlü ama takımımızda Sivir var yakalayıp kesebiliyoruz yani öyle de bir durum var. Neyse. Sonuca bakacak olursak ben B artı almış olmama rağmen 20 dakikada Gold Elo'da oyunlar bitebiliyor arkadaşlar. Pekala arkadaşım. İzlediğin için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.